Türkiye'den Avrupa'ya aktarması lojistik hizmeti sunan MSK Global Lojistik ihracat hikayelerini sunar. Master Mobilya firması 1990 senesinde faaliyete geçen, yaklaşık 33-34 yıldır bu sektörde hizmet veren, gerek imalat, gerek ihracat, gerek ithalatı olan bir firma. Kendimiz modern tarzda, spor tarzda ürünler imal ediyoruz ve bunların ihracatını tüm Avrupa'ya, tüm Türkiye'ye, tüm Orta Doğu'ya, kısacası tüm dünyaya gönderiyoruz. Öncelikle bizim ihracatta en büyük gücümüz fuarlardan geliyor. İstanbul'da dünyaca ünlü mobilya fuarı yapılıyor. İstanbul Mobilya Fuarı. Firmamız düzenli olarak her yıl o fuara katılıyor. Orada yurt dışından gelen ihracatçılarla buluşuyoruz. Devletimizin de desteği sayesinde güzel bir ticaret pazarı kuruyoruz. Yurt dışında en çok tutulan modeller hangileri? Özellikle Avrupa'dan başlayalım. Bu koltuk takımımız iki tane üçlüsü ve berjeri ile beraber Avrupa'da çok tercih edilen, özellikle bizim Türk ailelerin çok fazlasıyla tercih ettiği bir model. Çünkü bu model hem oturumu rahat, hem şık, hem kullanışlı, sırtları mekanizmalı, açılıp yatak gibi kullanılabiliyor. Oturumu çok rahat, böyle sırt desteği olsun, baldır desteği olsun, çok rahat bir şekilde kullanılabilir. Altları yerden yüksek, kumaşları kolay temizleniyor. Özellikle hanımların çok dikkat ettiği bir konu. Ve bizim bütün modellerimizde sonsuz renk seçeneğimiz var. Hanımlar özellikle yine bu hususa çok dikkat ediyor. En çok gönderdiğimiz modellerden birisi bu koltuğumuz. Arkadaşlar, Master Mobile'in yönetim kurulu üyeleriyle sizleri tanıştırayım. Aralara hemen böyle detaylar da eklemek istiyoruz. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adım Şenol Tolun. 1992'den beri sitelerde mobilya sektöründe çalışıyoruz. 2000 tarihinden beri de ortaklarımızla birlikte Master VIP Mobilya Limited şirketi olarak da imalatımız var. Yurt içi yurt dışı ihracatımız ve satışımız var. Bayiliklerimiz var. Ürün grubumuz da bizim daha çok lüks grup üzerine. Premium ürünler. Premium, luxury dediğimiz tarzda ürünler üretip tüketicilere sunuyoruz. Yurt dışı hikayesi olarak ne anlatabilirsiniz? Nasıl başladınız? Nasıl süreçlerden geçti? Birazcık anlatabilirsiniz. Daha çok deneyim ve tecrübe olduğu için. Tabii. Bir de sizden duymak isteriz. Tabii, üretime ilk başladığımız zaman direkt yurt dışına başlamadık tabii. Yurt içi bayilerimiz vardı. Türkiye'nin belli başlı büyük şehirlerinde ürünlerimizi satan bayilerimiz vardı. Fakat daha sonradan tabii yurt dışının cazibesi, ihracat, döviz girdisi daha karlı bir üretici firma için çok daha karlı bir sektör. Biz de o tarafa yöneldik. Yurt dışında müşteri bulmak için de fuarlardan istifade ettik. İstanbul Fuarı özellikle bu konuda Türkiye'nin diye manada açığını kapıyor. Dünyanın çeşitli hemen hemen her bölgesinden, her ülkesinden İstanbul'a mobilya ihtiyacı için tüketiciler geliyor. Biz de bu fuarlara katılaraktan yurt dışı ihracat ağımızı genişlettirdik. Güzel. Peki fuarlarda işbirliklerinin haricinde en çok müşteriler neler soruyorlar? Mesela Avrupa'da hangi ürün çok gidiyor? Orta Doğu'da hangi ürün gidiyor? Değişiyor mu pazarlar? Değişiyor tabii. Avrupa kültürüyle Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri, Afrika kültürü gerçekten farklı. Avrupa'da daha sade, daha düz, daha spor modellere talep varken Orta Doğu'da ise daha işçilikli, daha gösterişli, böyle daha şatafatlı dediğimiz, şaşalı dediğimiz, Türk Cumhuriyetleri de buna dahil, o tarz ürünlere daha çok talep var. Biz de açıkçası daha çok zaten Arap ülkeleri, Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetleri ve Afrika ülkesine olan bu şekilde şaşalı dediğimiz modeller üzerine yoğunlaştık. Güzel. Bir şey daha sormak istiyorum. Türk dizileri şu an dünyanın dört bir yanında fırtına gibi esiyor. Ürünlerinizi satarken, pazarlarken bu tür filmlerin etkisi oluyor mu? Pazarlamanız açısından veya bilinirlik açısından? Yani bize öyle direkt o manada bir şurada şunu gördüm sizde de var mı diye talep gelmedi ama ben de onu biliyorum. Burada sitelerde bazı arkadaşlarımız dizilere sponsor oluyorlar, ürünlerini veriyorlar ve ondan da çok istifade ettiklerini biliyorum. Ha. Faydası o sponsorluk reklam işine giren arkadaşlarımıza faydası olduğunu biliyorum. Ama dolaydan sizin ihracatınızı da etkileyecektir bu durum. Yani dolaylı yoldan etkileyebilir, olabilir tabii. Yani Türk mobilyasını tanıtma adına güzel bir şey tabii ki. Hangi ülkelerde ürünleriniz var? Kaç ülkede? Bizim 9-10 ülkede ürünlerimiz var. Suudi Arabistan'da, Dubai'de, Katar'da, Ürdün'de, Nijerya'da, Azerbaycan'da, Moskova'da,
Kolombiya'da geçen sene, evet, geçen seneki İstanbul Fuarı'nda Kolombiya'yla bir ticaretimiz oldu. Evet, güzel. Hindistan'a ürün göndereceğiz. Şimdilik bu şekilde. Peki Nijerya'yı nasıl sattınız? Bağlantıyı nasıl sağladınız? Fuarda mı karşılaştınız? Nijerya'da da evet, Nijerya derisi, yani Nijerya'daki mağazacılar Türkiye'yi keşfetmişler. Yani yeni de değil bu. 7-8 yıl önce Türkiye'yi keşfetmişler. Sık sık Türkiye'ye gelip, gerçi bizim ortağımız da bir Nijerya'ya seyahat etmişti. Orada bir bağlantılar kurmuştu ama Nijeryalı tüketiciler Türkiye'ye sıklıkla geliyor. Genel manada bütün sitelerde olsun, mobilya sektörü gerçekten devamlı büyüyen, kendini yenileyen. Çünkü nüfus, dünya nüfusu artıyor, evler yapılıyor, daha lüks evler yapılıyor. Şimdi işte özellikle pandemiden sonra müstakil evlere geçişler çok daha revaç aldı. Müstakil evler tabii biraz daha geniş oluyor. Cari açığımızı azaltacak, katma değeri yüksek, döviz girdisi çok olan, pozitif manada döviz girdisi fazla olan bir sektör. İnşallah buna devletimiz de daha da çok katkı sağlayarak da mali açıdan kolaylıklar, ihracat açısından kolaylıklar gösterirse mobilya üreticilerinin de daha iştahlı bir şekilde sektörde ilerlemesini sağlar. Çünkü bazen şöyle oluyor, mobilyaya çok astronomik vergiler alabiliyorlar ülkeler. İhracat yaptığımız ülkeler bir anda mesela bir tır atıyorum 10 bin dolar vergi vererekten o ülkeye girerken bir anda 50 bin dolara kadar çıkabiliyor. Bu da tabii bizim pazarımıza çok büyük etki sağlıyor. Bu da tabii dediğim gibi devletimizin, işlerimizin ya da Ticaret Bakanlığımızın o ülkelerle olan anlaşmalarıyla önemli şeyler. Bu böyle bazı sürprizler oluyor yani karşımıza. Bir anda çalıştığımız ülke bir anda frene basıyor. Çünkü diyor ki ambargo uyguluyor kısaca. Yine bir öyle yapıyor. 10 bin dolar gümrük veriyordum. Şimdi 50 bin dolar veriyorum diyor. Sizin ürünün cazibesi kalmadı deyince tabii bizim de pazarımız gitmiş oluyor. Ona göre bütün planlarımız yeniden gözden geçirmek zorunda kalıyoruz. Peki teşekkür ederiz. Beyefendiye de uzatalım birkaç cümlede sizden alabilir miyiz? Sağ olun. İsmim Erdoğan Özkan. İşte Şınar Bey'le bir diğer ortağımız var. Birol Bey birlikte devam ediyoruz. Güzel ürünler yapıyoruz. Tüketiciye yurt içi, yurt dışı kaliteli, güzel ürünler yapıp satmaya gayret gösteriyoruz. İşimiz bu, severek yapıyoruz. Son olarak ne söylemek istersiniz? Mobilya sektörü şu anda özellikle Ankara mobilyası her zaman için kalite ön planda olmuştur. Fuarlarla birlikte yurt dışına da açılımla bu daha da ileriye gidecektir. Teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz bu bilgiler için, röportaj için, keyifli sohbet için başarılarınızın devamını dileriz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Bunun böyle olduğunu tipsiz mipsiz görünüme bakmayın ama inanılmaz konforlu ve şu elimizi koyuyoruz, dirsek kısmı tam buraya değiyor ve çok uyumlu yapmışlar. Çok da güzel, masif galiba, bayağı kale gibi sağlam. Hemen bir tane daha var bu tarafta. Hop, bak. Kendimi anlatıyorum. Ama gerçekten bu da inanılmaz rahat. Bunun karşısında şöyle bir televizyon seyrettiğinizi düşünsenize. Ve bu dönüyor. Tabii şu an arka taraf duvara dayandığı için hareket etmiyor ama altı sürekli dönen bir koltuk. Ve ön tarafta bir tane daha model var. Onu da göstereyim. Köşe kısmı inanılmaz güzel. Çok hoşuma gitti. Şuradakini göstereceğim ama bu fazla beğenir misiniz, beğenmez misiniz bilmiyorum. Hemen benim göstermek istediğim şu. Gel çevir kamerayı. Bak bu işte. Köşeye bak, köşeye. Şöyle yapıyoruz. Her zamanki gibi. Hoppa. İnanılmaz rahat ve pufidik. Güzel de düşünülmüş. Altı da yüksek. Bu tür mobilyalarda artık son zamanlarda altına hem robot da girdiği için temizlemesi de kolay olsun diye ortalama bir karış yükseklikte yapıyorlar. Ya mobilya veyahut da ahşaptan yapıyorlar. Ayakları sağlam. Aralara da konulan komodinler falan da oluyor. Buraya genellikle telefon, melefon, ıvır zıvır, laptop, tablet bir şeyler koymak için. Ön taraftaki sehpalar da güzel oluyor. Bakın bunu yapmışlar mesela bu. Laptop için olsa gerek. Oo güzel. Tık 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 iş görmek için. Güzel, beğendim bu modeli. Çok hoşuma gitti. Kapının girişine de koymuşlar galiba. En çok tutan modeller ve en çok satmak istedikleri modellerden biri galiba bu. Çünkü tercih edildiği için kapının girişine koyuyorlar diye düşünüyorum. Evet, gezmeye devam. Arkadaşlar şimdi birçok mobilya mağazasında hemen hemen hepsinde olan koltuk modellerinden birinden bahsetmek istiyorum. Bu koltuk son zamanlarda yurt dışında da bence en çok talep gören koltuk modellerinden birisi. Şimdi şu özelliğini anlatmak istiyorum. Bakın şöyle elimizde tutuyoruz ve geriye doğru getiriyoruz. Ve oluyor kocaman, kocaman bir yatak. Ve aynı zamanda bu kenarları da çok modüler, tık böyle veya bir de böyle kaldırdığınız zaman bu şekilde
adeta oval bir şekilde kocaman bir koltuğa dönüşmüş oluyor. Berjer şeklinde diye geçiyor. Üçlü, dörtlü istediğiniz şekilde ve renkli desende siz paradan haber vereceksiniz. Ben şu renk istiyorum diye. Onlar tık 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 yapıp gönderecekler size. Bu son zamanlarda çok popüler. Altı da çok yüksek. Temizlenmesi de çok kolay. Benim de en çok sevdiğim modellerden birisi. Gerçekten gelecekte en çok tercih edilen modellerden birisi olacağını söyleyebilirim. Bir de konforuna bakalım şöyle. Hoppa. Bir de şuna oturalım. Bunda güzel televizyon seyredilir arkadaşlar. Gayet güzel, rahat yani. Geldiğinizde bunları bir inceleyin. Mutlaka aklınızda da bulunsun. Bu modelleri de sorun. Arkadaşlar, Master Mobilya'da gez gez bitmiyor ama ben size şimdi bir ürün göstereceğim. Bu ürün 2 ay olmuş buraya geleli mağazaya. Ve dün bu üründen 3 tane satılmış bu yataktan. Adı da Coco yatak diye geçiyor. Öyle atlayamıyorum çünkü burası şu an sünger var. Bunun üzerine yatak almanız gerekiyor. Yatağın en büyük özelliklerinden birisi de hemen kaldırıyorum şurada. Evet, yatağın en büyük özelliklerinden birisi de işte bu şekilde kocaman içerisinin baz olması. En büyük özellik içerisini doldurabildiğin kadar ve kenarlarının pufidik olması özelliğini sağlıyor. Tabii ki ön tarafına da böyle oturup ayakkabılarınızı bağlayıp üstünüzü giyebileceğiniz bir alan oluşmuş durumda. Tabii ki buraya yatak geleceği için hemen hemen şöyle şu boylarda olmuş olacak ve mağazanın en çok satan ürünlerinden birisiymiş. Sorarsınız, fiyat söylemeyin, ben size sürpriz olsun. Yine bizim çok revaçta olan bir yemek grubumuz bu. Özellikle sandalye tasarımı çok beğeniliyor, çok farklı. Sandalyenin üç ayaklı tasarımının olması ilk etapta insanın aklına soru işareti geliyor. Ya ayağım biri eksik, acaba sallanır mı, düşer miyiz? Ama kullandıkça müşterilerimiz ne kadar konforlu ve rahat olduğunu bize bildiriyorlar. Özellikle bu yemek takımının masası köşeli formu sayesinde her mekana kolayca sığabilecek ebatta. Ve biz bunda ölçü çalışabiliyoruz. Müşterimizin kullanacağı yere göre bunu daha da küçük yapabiliyoruz. Takımımızda aynı zamanda sandalye ve masanın ayaklarındaki metal detaylarda paslanmaz malzeme kullanıyoruz. Özellikle kaliteden hiçbir şekilde ödün vermiyoruz. Konsolumuzun tasarımı küp tasarım. 4 bölüm kutudan oluşuyor aslında. Ve içleri de bir hayli kullanışlı oluyor. Hanımlar özellikle yine buna çok dikkat ediyor. Misafir yemek takımlarını burada rahatlıkla muhafaza edebiliyorlar. Kullandığımız ürünlerde de komple doğal masif ahşap kullanıyoruz.